şunlar namazda oturduk. Şimdi yüksek bir tepeden ne tepe soruyor bura? Mezarlık. Evet. Mezarlık tepesinden Köstecere köyünün köyümü alıyoruz. Fıstık, bağcılık, başka bir ekin çok az. Biraz da hayvancılık. Evet, hayvancılık güzel. Ben bakıyorum ki fıstık 16.500 lirada fiyat koymuşlar. Halkın önünden 10.000 liraya kadar alıyorlar. 10.000 liradan alıyor, almıyorlar. Eski yukarı köy. Burası mı oluyor? Su, vagon cami işte. Yukarı köyün camisi, oradan buraya götür. Daha belki köyün karşıdaki olduğu tepenin başındaydı. Yol buradan geçmesiyle İpek yolunun. Köy yolun kenarına indiği için hem daha ulaşımdan faydalanmak hem de su bakımından da ulaşım bakımından da fayda sağlamak için aşağı inmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Köyün çekimi. Öyle mi? Yukarı köyü ne çekeydiniz? Çeki. Tarihi eser. Hı? Tarihi yer ya. Şey yukarı köy. Hüsmet dayı nerede tanıyorsun sen dayı? O daha sabah da geldi o hafta. Anne tarafından. Anne tarafından mı? Düğünde ekseri kaldırdığınız mahsul nedir? Fıstık. Yani sizi besleyen, güvendiğiniz mahsul nedir? Fıstık. Evet. Başka? Hayvancılık. Ekin. Evet. Ekin. Bağcılık. Evet. Peki şimdi şöyle diyelim. Fıstığı sizden kaç alıyor bu kooperatif? 16.500 taban fiyatı. Aldığının hemen parasını ödüyor mu? Ödemiyor. Onu da ödemiyor. Evet. Peki bir de şimdi diyorlar ki halk 10 liraya biraz zor alıyorlar diyorlar. Evet. Peki siz bu fıstığın diğer vilayetlerde 30 bin lira olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz biz. Büyük şehirlerde ile büyüyemiş olarak. Peki bu 20 bin lira farkı kim yiyor? Emeği yok. Bağı kazmıyor, kökünü kazmıyor, fıstığı toplamıyor. Kim ya acaba? Hiç düşündünüz mü bunu? Şöyle köylü olarak oturup düşündünüz mü? Düşünmedim. Ha. Şimdi biz diyoruz ki bütün Besni halkına, bütün köylülere de bunu şehri bitirdik, köylere de başlayacağız. Biz bir banka kuralım. Besni'ye banka kuralım. Elimizden kele buraya koyalım. Tırımızı, her şeyimizi biz alalım. Almaya mı istiyor? Biz pazarlayalım. Kendimiz malımızı kendimiz satalım. Daha çok kazanalım. Bu böyle daha iyi değil mi? Pambuğumuz var, küncümüz var, üzümümüz var, kavunumuz var, fıstığımız var. Biz Türkiye'nin kazanan vilayetlerinden çoğunun daha zenginiz. Ama gel gelelim ki bunu kişiler başkalarına yediriyor. Besinden gidiyor, başkası kazanıyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. İkincisi de şu. Ben bu yazdığım gelip görmedim. Biraz yeni sene geleceğim çekim için yani. Bunu da böyle dile getireceğiz. Yani devletin hapsine kadar götüreceğiz. İnşallah. Şimdi şöyle. Suyu nereden alıyorsunuz? Bakıyorum burada akarsu yok. Suyu ileriden tepeden geliyor. Akarsu mu? Evet. Orada deposu var. Kuyudan geliyor. Hayır suda. Yani su aynen. Burada akarsu mu var? Artezyen mi çıkıyor yani yer altından? Yer altından geliyor. Ha, kuyudan depoya, depodan köye dağılıyor. Yeterli mi? Yeterli. Güzel. Yeterli. Peki. İsminiz? Ömer. Ömer, soyadın? Yalçın. Siz? Cuma Turgut. Evet. Siz efendim? Ahmet Turgut. Ahmet Sevim. Bu köy gençler olarak. Yani bu, biz bu terimi birçok köylerde de söyledim ben. Ta Dızılın'a da gittim.
Yani gerçek böyle olması gerekiyor yani. Bugünkü çağda bizim artık sokaklardaki kişileri beslemeye milletin tahammülü yok. Değil mi? Ha. Antep'te oturuyor, senden 30-10 bin alıyor. İzmir'de oturuyor, 10 bin alıyor, etti 20 bin, ondan sonra 30 bin alıyor, çalışmadan alıyor. Ve sen bir sene bekliyorsun. Ne bir sene, 4 sene. 4 sene bekliyorum. Biz bunu böyle bütün, yani şimdi kalkıp da masada bağırmalar değil. Ben devlete de diyorum, böyle çekeceğim, yerinde götüreceğim, örnek oluyor. Benim yaptığım film, Türkiye Cumhuriyeti'nde örnek olacak. Yani dünyada da ilk defa çıkıyor. Halkın kendi isteğini yapacak. Ölmez.